1980'li yıllarda oyunların büyük bir çoğunluğu tek kişi veya 2-3 kişilik küçük bir ekip tarafından oluşturuluyordu. Örneğin 1981'de çıkan dünyanın en çok bilinen oyun karakterlerinden biri olan Mario, şu anda ekranda gördüğünüz adam tarafından geliştirilmişti. Veya 1984 yılında çıkan dünyanın en çok satan ikinci oyunu Tetris bir kişi tarafından tasarlanmıştı. O zamanlar bir oyunun bir kişi tarafından tasarlanması oldukça normaldi. Çünkü oyunların oynanış süresi maksimum 1-2 saatti. Veya Tetris gibi sürekli kendini yenileyen oyunların bir hikaye anlatımı vesaire olmadığı için yapım süreci daha kısa sürüyordu. Bugünün standartlarında ise hala bir kişi tarafından yapılan oyunlar var. Fakat yapım süreci yıllar sürüyor. Bazı oyunlar ise yüzlerce kişi tarafından yapılıyor fakat sonuç... Bugün bir oyun yaptığınızda eğer bankadan kredi çekmezseniz veya İsveç'te yaşamıyorsanız ya da Bill Gates değilseniz bunu büyük ihtimalle tek başınıza finanse edip yayınlayamazsınız. Ürünün daha hızlı bir şekilde bilinmesi için bir pay karşılığında ünlü bir yayıncı firmayla anlaşırsınız. Aynı Bunu Satın Almayın isimli oyunu yapan kişilerin yaptığı gibi. Aslında bu tek bir oyun değil. Yani içerisinde 5 tane farklı oyun var ve oyunları kimin yaptığını bilmiyoruz. Gizli tutuyorlar. Her neyse, Bunu Satın Almayın 1 Nisan 1985 yılında çıkan bir derleme oyun kutusu. İçerisinde 5 tane farklı oyun var ve bunlar yayıncı Firebird firmasına gönderilen en kötü oyunlardan oluşuyor. Yayıncı şirket bu gönderilen oyunları geri çevirmek yerine oyunları geliştiren kişilerle dalga geçmek için Bunu Satın Almayın tüm zamanların en kötü 5 oyunu ismiyle piyasaya sürmüş. Hatta bu oyunlar o kadar kötüydü ki çıkış gününde yayıncı firma oyunların telif hakkından vazgeçmişti. Bu da insanları oyunu korsan almalarına teşvik etti. Ve kasetin arkasında bu kaset Spectrum'un adını kötüleyecek kadar kötü, hiç uğraşılmamış 5 oyun içermektedir yazıyordu. Yayıncı firma bu oyunların gerçekten çok kötü olduğunu ya biliyordu ya da ironi yapmak için 1 Nisan'da piyasaya sürdü. Yani kazan kazan durumu için. Neyse, bu oyunlar 1982'de çıkış yapan ZX Spectrum isimli bir bilgisayardan oynanıyor. Kutudan çıkan ilk oyunun ismi Fido. Bu oyunda bir köpeği kontrol ediyorsunuz ve belirlenmiş bir alanı korumak için kuşları ve köstebekleri korkutuyorsunuz. Fakat oyun sadece şu iki yer arasında sağ ve sola gitmekten oluşuyor. İkinci oyun ise Fido 2. Evet, adam bunun ikincisini de yapmış. Bu oyun ise ilkine oldukça benziyor. Fakat bu sefer sadece sağ ve sola gitmek yerine yukarı ve aşağı da gidebiliyorsunuz. Gerçekten harika bir yenilik. Ayrıca köpek düşmanları yani kuşları kuyruğuyla dövebiliyor. Ve en büyük yenilik ise köpeğin gözlerinden aynı Superman gibi lazer çıkartıp diğer düşmanları varoluştan yok etmesi. Üçüncü oyunumuza geliyoruz. Fido 2'den sonra normal sayılabilecek bir oyun. Fruit Machine. Türkçe olarak meyve makinesi diyebiliriz. Hayır, yani bunun gibi veya şunun gibi bir şey değil. Bu bir slot oyunu. Oyuncu inanılmaz düşük çözünürlüklü ve dehşet derecede yavaş dönen bir slotu kontrol ediyor. İşin komik tarafı ise yapımcıların bu oyunu sarkastik bir şekilde gizemli, zamanlama becerisi, çok üst düzey yetenek, cesaret ve tamamen konsantrasyon gerektiren orijinal bir oyun olarak tanıtmaları. Dördüncü oyun ise bir yarış oyunu. Yani iki boyutlu bir yarış oyunu. Ne kadar kötü olabilir ki? Mekanikleri çok basit sonuçta, değil mi? Çok kötü. Çünkü oyunu kazanmak imkansız. Oyuncu sadece 90 ve 180 derece dönebilen mavi renkte bir aracı kontrol ediyor. Sadece bir tane pist olan bu oyunda ayarlardan aracınızın hızını maksimuma getirseniz bile diğer yani bilgisayarın yönettiği araçlar köşeleri döndüğünüz yerde sürekli olarak sizden daha hızlı davranıyor ve çarpıştığınız zaman 2-3 saniye hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bu sürede sonuncu olmanız oldukça olası. Kontrolleri çok basit olsa da bir şekilde inanılmaz rahatsız hissettiriyor. Yani imkansız kazanmak. 5. ve son oyun ise Weasel Willy. Ana karakter Weasel şu tamamen yeşil olan ağaçlardan ve kendi ayak izinden kaçıyor. Her seviyenin başında ağaçlar rastgele bir yerde beliriyor. Bu yüzden Weasel ağaçlar tarafından bloklanabiliyor. Böyle olunca da insanlar o seviyeyi oynayamıyor. Hatta bazen Weasel ağacın içinde belirebiliyor. Bu da o seviyeyi direkt kaybettiğiniz anlamına geliyor. Evet, Snake oyununa çok benziyor. Oyunun incelemeleri ise şaşırtıcı. Örneğin o dönemin eleştirmenlerinden biri olan Your Spectrum, bu oyunlar için bir kişi tarafından yapılmış oyunlara göre fena değil ama eğlenceli değiller demiş. Ve 15 puan üzerinden 4 puan vermiş. Veya Crash 100 üzerinden 39 vermiş falan. Eğer oyunu oynamak isterseniz hiç boşuna aramayın çünkü araştırdığınız zamana değmez. Aşağıda link vereceğim. Oradan indirip deneyebilirsiniz. Korsan oyun oynamayı ben de sevmiyorum ama adamlar sizin bu oyunu korsan oynamanızı söylüyor. Firebird bu olayı bence çok fazla büyütmüş. Yani bu oyunlar gerçekten rezalet ötesi. Ama bu kadar dalga geçmeye gerek var mıydı sizce?